GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde 2017 yılı içerisinde dikkat edileceğini düşündüğümüz önemli bir gösterge enflasyon. Bu sadece herhangi bir ülkenin enflasyon oranını inceleyeceğimiz ve bununla birlikte fiyat değişimlerini tahmin etmeye çalışacağımız anlamına gelmemeli. Özellikle büyük gelişmiş ekonomilerin para politikalarını, dolar, euro, sterlin gibi para birimlerini etkileyebilecek bu paralelde emtia piyasasında başta altın olmak üzere etkili olabilecek gelişmeleri ve enflasyonu birlikte değerlendiriyor olacağız. Son dönemdeki gelişmeler özellikle enflasyon verisinin çok daha fazla öne çıkabileceğine işaret etti. Bunları birlikte bu eğitimimizde değerlendireceğiz. Eğitimimizin süresi içerisinde muhakkak sorularınız olacaktır. Bunları Question bölümünden iletebilirsiniz. Eğitimin bütünlüğünü bozmayacağını düşündüğüm soruları ben cevaplayacağım. Ancak eğitim süresi sonunda zaten bir soru cevap bölümü gerçekleştireceğiz birlikte. Burada sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Konumuzun dışında sorularınız olursa eğer ekranda da görüyor olmanız gerekiyor şu anda webinar@gcmforex.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz sorularınızı iletebilirsiniz olabildiğince çok soruya biz cevap vermeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş eğitimimize başlayalım. Bahsettiğimiz gibi konumuz enflasyon aslında e, oldukça önemli bir gösterge son dönemlerdeki gelişmelerle birlikte daha da fazla öne çıkan bir makroekonomik gösterge olabilir enflasyon oranı önümüzdeki dönemde. Özellikle 2017 yılı içerisinde. Neden? Merkez bankalarının para politikalarını ayarlarken dikkat ettiği önemli bir gösterge ve enflasyonun tonu, değişimleri yüksek, düşük olması önümüzdeki dönemde tekrar altını çizersek merkez bankalarının para politikalarının yönünde ve para politikası kararlarında etkili olabilir. Bu da tabii ki direkt olarak para politikasındaki yön değişimleri ya da alınan kararlar para birimlerinin değeri üzerindeki forex piyasası katılımcılarının yakından ilgilendiren bir konu daha da fazla etkileyebilir. O yüzden enflasyonu doğru anlamak ve Forex piyasası katılımcısı için önemini kavramak son derece önemli. Hemen kısaca enflasyonun ne olduğuyla başlayalım. Aslında çok basit bir e, tanımla tüketici fiyat endeksi olarak tanımladığımız e, endeks bir tüketici e, o ülkenin e, alışkanlıklarına paralel oluşturulan bir ürün sepetinin genel olarak fiyatındaki değişimlerin oranını gösterir aslında bize enflasyon. Ve sadece belli bir dönemde fiyat artışı değil ya da belli bir üründe fiyat artışını değil. genel olarak fiyatların sürekli artışını ifade eder. Bu bir ülkede enflasyon olup olmadığına ilişkin bize önemli bilgiler verir. Tüketici fiyat endeksi de özellikle tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde ortaya çıkan fiyatlardaki yükselişi bize ifade eder. Consumer Price Index, tüketici fiyat endeksi olarak Forex piyasası katılımcıları İngilizce ismiyle de karşılaşabilirler. Üretici fiyat endeksi ise üreticilerin daha çok ürünlerini üretirken, ham maddelerini satın alırken karşılaştıkları fiyat değişimlerini anlatmaya yarar. Producer Price Index, İngilizce karşılığıyla PPI, yine Forex piyasası katılımcıların karşılaşabileceği ismiyle bu şekilde değerlendirmekte de fayda var bunları da söylemekte. Çünkü ekonomi takvimlerinde birçok farklı tarzı hazırlanan takvimlerde İngilizce isimleri de yer alıyor. Enflasyonun aşırı yüksek olması ne kadar bir ekonomide işlerin çok iyiye gitmediğine yönelik bir işaretse çok düşük olması da aslında kötü bir işarettir. Genel olarak enflasyon konusunda ekonomistlerin, iktisatçıların, profesörlerin üzerinde hem fikir olduğu konu gelişmiş bir ekonomiden bahsediyorsak eğer yüzde iki civarındaki enflasyon olması gereken enflasyon olarak tanımlanıyor. Ve birçok merkez bankasının da para politikası hedefleri çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak için hedefledikleri enflasyon oranı yüzde iki. Dolayısıyla para politikalarını enflasyonu %2 civarında tutabilmek için, tutabilmeyi amaçlayarak şekillendiriyorlar. Enflasyonu tansiyon gibi düşünebiliriz. Nasıl vücudumuzda kan akışımız çok hızlıysa ya da e, farklı nedenlerle e, tansiyonumuz yükseliyorsa daha hızlı bir metabolizmanın işareti bu olabilir. Enflasyonda bir ölçü aslında bu şekilde bakmak gerekiyor. Ekonomide çarklar çok hızlı dönüyorsa eğer ve istenenden de hızlı dönüyorsa bazı durumlarda tansiyonun yükseldiğini yani enflasyonun yükseldiğini görürüz. Ama alışveriş, ticaret hacmi daha düşükse, daha azsa, kan akışımız yine tansiyonumuzu düşürecek derecede düşü, azsa, bu gibi bir durumdaysa düşük enflasyon karşımıza çıkıyor. Yani bir optimum değeri olması gerekiyor. Ne çok düşük enflasyon ne çok yüksek enflasyon ekonomide istenen bir unsurdur. Bunun tekrar altını çizelim. Bazen merkez bankaları enflasyon çok düşük olduğunda enflasyonu yükseltmek için para politikaları uygulayabilirler. Bazen de enflasyonun düşmesi için, baskı altına alabilmek için enflasyonu para politikaları uygulamayı tercih edebilirler. Deflasyon aslında biraz bahsettik. Enflasyonun tersi. Talebin düşük olduğu, insanların parasını harcamaktan çekindikleri ya da paralarının gerçekten olmadığı, para sıkıntısı içerisinde olduğu durumlarda karşımıza çıkar. Bu gibi durumlarda üretici ürettiğini satmakta zorlanır, işsizlik yükselir. Aslında bahsettiğimiz gibi enflasyonun tersidir. Yani fiyatlar genel düzeyinin gerilediği, düştüğü durumu anlatır. Eksi tarafta enflasyon oranı oluşması diyebiliriz aslında. %5, %0.2, %10 enflasyon oranını ifade ederken biz %-0.5, %-0.3 bunlar da deflasyonu aslında ifade eder. Ama biz buna yine enflasyon oranı deriz. E, deflasyon merkez bankası yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalara bakarsak bir ekonomide daha tehlikeli bir durumu aslında ifade ediyor. Yani deflasyondan çıkış enflasyondan çıkıştan daha güç. Enflasyonist dönemi baskılayabilmek için merkez bankaları daha sıkı para politikaları uygulayabilirler. Bunu amaçlayabilirler. Ama deflasyon döneminde para politikasını genişletseler bile her zaman istedikleri anda istedikleri tepkiyi alamayabilirler. Bu gibi durumlarla karşılaşabilir Merkez bankaları bu dönemleri de daha iyi izah edebilmek için üzerinde duracağız. Farkındaysanız para politikasından bahsediyoruz ve enflasyonla birlikte fiyat istikrarını sağlamaktan söz ediyoruz. Bunları biraz açalım. Merkez bankalarının uyguladığı bir politika faiz oranı var, hepimizin bildiği gibi. Yani özel bankalara borç para verirken merkez bankasının uyguladığı faiz oranına biz Politika faiz oranı diyoruz. Bunu bir politika aracı kull olarak kullandığı için Merkez Bankası aslında politika faiz oranı diyoruz. Çok kaba bir tanımlamayla herkesin anlayabileceği şekilde tanımlarsak eğer faiz oranı paraya ulaşabilmenin maliyeti, yani parayı talep eden kişi açısından ya da kurum açısından ya da paraya sahip olan açısından düşünürsek paranın getirisi. Paraya ulaşabilmenin maliyeti ya da paranın getirisi. Bu para kimin elinde? ...olduğuna göre değişir. Enflasyon, düzeltiyorum... ...faiz oranı... E, ...merkez bankasının politika faiz oranı... ...merkez bankasının kendi yönetim kurulu tarafından... ...özgürce belirlenebilir. Birçok ülkede... E, ...istisnai durumların... ...dönemlerin dışında merkez bankaları... ...bağımsız hareket ederler. Para politikasıyla birlikte... E, ...ekonomi politikasının içerisinde... ...faiz oranını merkez bankası belirler maliye politikası yani ekonomi politikasının bir diğer bacağı maliye politikasıyla aslında hükümetler ve yönetimler farklı ekonomi politikaları uygulayabilirler. Vergi oranlarını arttırıp azaltabilirler. Sübvansiyonlar, transfer harcamalarıyla birlikte maliye politikasını yönetebilirler. Merkez Bankası ise ekonomi politikası içerisinde para politikasını yönetir. Merkez Bankasının politika faiz oranı çok kritik bir noktadadır. Bu paranın değeriyle direkt olarak ilişkilidir. Çünkü paraya ulaşmanın maliyeti ya da getirisi aslında bu faiz oranının çerçevesinde piyasalarda da gerçekleşir. Bunu da biraz herkesin anlayabileceği şekilde izah edelim. Özel bankalar bildiğimiz gibi fon arz edenlerle fon talep edenler arasında bir ilişki içerisinde. Elinde fazla birikimi olan, tasarrufu olan kişilerden parayı toplayarak bunu fon talep edenlere kredi olarak dağıtır. Tabii daha düşük faiz oranıyla mevduat toplarken yani fon arz edenlerden para alırken daha yüksek görece faiz oranlarıyla fon talep edenlere bunu kredi olarak kullandırır ve aradaki faiz farkından para kazanır. Fon arz edenlerle fon talep edenleri bu şekilde bir araya getirir aslında. Fakat özel bankalar merkez bankalarıyla da direkt olarak ilişki halindedir. Nakit fazlalarını ya da açıklarını merkez bankasıyla gerçekleştirdikleri bu alışverişle kapatabilirler, gerçekleştirebilirler. İşte bizim biraz önce bahsettiğimiz faiz oranı, politika faiz oranı merkez bankasının özel bankalara borç para verirken kullandırdığı bu faiz oranıdır diyebiliriz. Peki enflasyon bunun neresinde? Kısaca şundan bahsetmiştik. Merkez bankaları fiyat istikrarını sağlamak için enflasyon oranını belirli bir düzeyde tutmayı amaçlarlar. Tabi gelişmiş ülkelerle, gelişen ülkeler, daha doğru bir ifadeyle gelişmekte olan ekonomilerle gelişen, gelişmiş ekonomiler arasında belirli farklılıklar var bu rakamlar arasında ama örneğin Amerika, Japonya, İngiltere, Euro bölgesi gibi gelişmiş ekonomilerden eğer bahsediyorsak biz merkez bankalarının para politikasını ve faiz oranını enflasyonu yükseltmek ya da düşürmek için kullandığını görüyoruz. Peki diyelim ki bir ekonomi düşünelim, bir piyasa düşünelim. Enflasyon yüksek, işsizlik oranı düşük, ekonomide çarklar dönüyor, çalışıyor. Üretici ürettiğini satabiliyor, fakat e, tüketiciler de satın alma gücüne sahip. Ama istenenden daha hızlı, daha sıcak bir ekonomi var. Çarklar daha hızlı dönüyor beklenenden ve tahmin edilenden. Bu paralelde merkez bankası fiyat istikrarını sağlamak için, bu en, yüksek enflasyonun ekonomiye zarar vermesini engellemek için para politikasını dönem dönem sıkılaştırıcı poli, e, süreçler izleyebilirler. Bu gibi bir durumda yani yüksek enflasyon, düşük işsizlik gibi çarkların hızlı döndüğü bir durumda Merkez Bankası politika faiz oranını arttırarak özel bankalara daha yüksek maliyetten kredi kullandırırlar. Tabii daha düşük miktarda özel bankalar kredi kullanarak, fon kullanarak Merkez Bankası'ndan piyasaya da daha az fon akıtmaya başlarlar. Dolanımdaki para arzının, dolanımdaki para miktarının azalması, talebin kısılmasına, yatırımların azalmasına ve enflasyonun baskı altında kalmasına bu paralelde e, hizmet edebilir, amaçlanabilir. Çünkü düşük talebin düşmesiyle fiyatlar genel düzeyde daha e, düşük seviyelerde gerçekleşebilir. Tam tersini düşünelim. E, tabii bu gibi bir durumda yani Merkez Bankası politika faiz oranı arttırıp e, enflasyonu baskı altına almaya çalışırsa ve bu paralelde e, ekonominin içerisindeki dolanımdaki para arzını bu şekilde kısma e, kısmaya amaçlayan bir politika güderse bu gibi durumlarda biz para biriminin değer kazandığını değer kazanma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bunu birazcık daha açacağız ama önce tersi örneğimizden de bahsedelim diyelim ki daha farklı bir ekonomi. Enflasyon oranı çok düşük. Sıfır belki de. Hatta sıfırın bile altında olabilir. Ee, i̇şsizlik genelde yüksek e, bir seyir izler bu gibi durumlarda. Yani ekonomide tansiyon düşük. Çarklar istenen düzeyde hızda dönmüyor. Ticaret Hacmi düşük. Üreticiler ürettiklerini satmakta zorlanıyor. Tüketiciler almak için e, güçlük çekiyorlar. Ya da önlerini göremedikleri için var olan paralarını harcamaktan çekiniyorlar. Düşük enflasyon, düşük taleple birlikte bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Merkez bankaları bu gibi bir durumdaysa ekonominin canlanması için piyasayı daha düşük, oranlardan fonlamayı tercih edebilirler. Faiz oranlarını indirirse Merkez Bankası daha fazla kredi kullanabilecek özel bankalar daha fazla fona ulaşabilecek, daha düşük maliyetten özel bankalar daha fazla kredi dağıtabilirler. Tüketim, yatırım artarak bu gibi bir durumda enflasyonun da ekonominin daha hızlı çalışmasıyla yükselmesini sağlayabilir. Yani gördüğümüz gibi aslında dinamik bir yapı içerisinde. E tabii düşük faiz oranları sonrasında bu ilişkiyi incelediğimizde dolanımda daha fazla para olacağı için ilgili para biriminin değeri de düşme eğilimi sergileyebilir. Ama piyasa beklentilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Biraz iktisadi terimlerden çıkıp piyasanın dilinden konuşursak şu ifadeyi kullanmak daha doğru. Bir merkez bankası sürpriz bir şekilde faiz arttırıyorsa ya da piyasalarda faiz arttıracağı yönünde beklentiler oluşuyorsa oluşmaya başlamışsa bu gibi bir durumda biz ilgili para biriminin değer kazandığını e, görebiliriz. Tersi durumda Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz indirmişse ya da Merkez Bankası'nın faiz indireceği yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada biz ilgili para biriminin değer kaybettiği bir dönem izliyor olabiliriz izleyebiliriz. Burada piyasa beklentilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Yani şunla karşılaştığımızda şaşırmamalıyız. Diyelim ki ekonomi takvimi açtık. X Merkez Bankası'nın politika faiz oranı 2 %2'den 2.25'e çıkarması bekleniyormuş. Ve Merkez Bankası da beklendiği gibi %2.25'e çıkarmış. Bu gibi bir durumda ne yap para biriminin değerinin ne olmasını bekleriz? çok fazla önemli bir değişiklik olmasını beklememeliyiz. Çünkü piyasalar zaten faiz oranının artacağını düşünmüşler ve bunu fiyatlamışlardır. Ama şöyle bir unsurla karşılaşırsak. Faiz oranı %2, beklenti de %2 ama Merkez Bankası %2.25'e çıkardığını açıklıyor. İşte bu gibi durumda biz para biriminin değer kazandığını görebiliriz. Peki biz enflasyonu neden yakından takip ediyoruz? Çünkü enflasyonun yönü, yükseliş ya da düşüş eğilimleri Merkez Bankası'nın bir sonraki para politikası adımının ne olabileceğine ilişkin bize ipuçları veriyor. O yüzden ilgili para biriminin değerinin de değişimlerini tahmin edebilme imkanı buluyoruz. Bu konuyu da biraz açalım, değerlendirelim. Ama kısaca özetlersek enflasyon fiyatlarla satın alma gücüyle ilişkili, bunların bir fonksiyonu olan önemli bir gösterge ve merkez bankalarının bir sonraki adımının ne olabileceğine ilişkin bize ipuçları veriyor. Satın alma gücü ve fiyatlar enflasyonla ilişkiliyken merkez bankalarının da bu değişimlere, bu dinamik yapı içerisindeki değişime kayıtsız kalması aslında zaten beklenmemeli. Özetlersek Merkez Bankası'nın faiz arttırımı interest rate olarak e, politika faiz oranını arttırması daha düşük ekonomik büyümeye yol açabilir ama enflasyonu baskılamasını sağlayabilir Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın faiz indirimi gerçekleştirmesi daha hızlı bir ekonomik büyüme daha canlı bir ekonomi ama daha hızlı enflasyona yol açabilir. Eğer Merkez Bankası daha hızlı bir enflasyon istiyorsa politika faiz oranını indirme eğiliminde olabilir. Ama tersi durumda... Ee, daha yük, düşük enflasyon istiyorsa politika faiz oranını arttırma eğilimi içerisinde olabilir. Aslında ekonomik büyümenin yan etkisi enflasyondur diyebiliriz. Yüksek enflasyondur diyebiliriz. Ve... Çok hızlı büyüyen bir ekonomide enflasyonun yükselebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yüksek enflasyon fiyatlar genel düzeyinde sürekli artışa e, işaret edeceği için ekonomik istikrarsızlık ve fiyatların değişimini e, öngöremeyen yatırım yapı yapabilecek potansiyel kişilerin yatırımlarını ertelemelerine yol açabilir. Merkez bankaları, gelişmiş merkez bankalarından söz ediyorsak eğer birçoğunun biraz önce de bahsettiğimiz gibi enflasyon oranı hedefi %2. Bazıları açıklamasa da enflasyonu %2 civarında e, dengele, dengelemeye çalışıyorlar. Ama e, birçok merkez bankasının bahsettiğimiz gibi hedef enflasyon düzeyi bu. Peki gelişmiş ülkelerin Enflasyon oranları ne durumda? Bunlardan e, bunları bir göz atalım. Son olarak açıklanan Amerika'da %1.7 kasım ayı enflasyonu. Euro bölgesinde %0.6 enflasyon oranı. Çin'de %2.3, Japonya'da 0.10 Ekim ayı enflasyonu. E, Almanya'da 0.8, İngiltere'de 1.2. Bizim enflasyon oranımızı son olarak yayınlanan enflasyon oranının kaç olduğunu e, buradaki katılımcılarımız acaba biliyor mu? Ya da bir tahminleri var mı? Bizdeki enflasyon oranı kaçtır? Question bölümünden geriye dönüşler yapabilirsiniz. Enflasyonun Türkiye'de son olarak açık yüzde kaç olarak açıklandığını. Evet güzel e, cevaplar gelmeye başladı. Tahminler gerçekleşen. Enflasyon oranı civarında güzel. %7 son olarak açıklanan enflasyon oranı. Yani oldukça yüksek aslında bu ülkelere baktığımızda. Fakat burada tabii önemli bir fark var. Bu ekonomiler gelişmiş ekonomi. Birçoğu Çin dışında. Çin hala da gelişmekte olan ekonomi kategorisinde yer alıyor. Ee, fakat özellikle 2008 krizinden sonraki bu büyük kriz, finansal kriz ve daha sonra Avrupa'da beliren borç krizi sonrasında ee, ...gelişmiş ekonomilerin hızı oldukça yavaşladı. Bırakın ekonomik büyümeyi, ekonomik daralma kaydeden dönemler geçirdiler. Ve bu paralelde de enflasyon oranları... ...daralan ekonomilerle, yavaş büyüyen şimdi de ekonomilerle görece... ...düşük seviyelere geldi. Yani şu örneğimizi hatırlayın. Daha çarklar yavaş dönüyorsa eğer... ...ekonominin tansiyonu düşük gibi algılanabilir. Ve birçok merkez bankası... Fed, ABD Merkez Bankası yani, European Central Bank (ECB), Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası enflasyonu yükseltmek için e, genişlemeci para politikası e, izlediler ve Merkez Bankaların uyguladığı bu para politikalarının bir yansıması para birimlerinde gerçekleşti. Takip edenler. Ya da hatırlayanlar muhakkak vardır. Amerika Merkez Bankası 2008'den sonra krizden sonra çok genişlemeci bir para politikası uyguladı. Faiz oranını yüzde, kriz öncesindeki %5 seviyesinin e, üzerindeki rakamlardan %0.5'e e kadar çekti. Yani %5'ten yüzde yüzde %0.25'e kadar düşürmüştü. Hatta bu da yetmedi. Varlık alım programı uygulayarak piyasadan değerli kağıtları satın alıp bunun karşılığında piyasaya para pompaladı, likiditeyi arttırmak, nakit girişini ekonomiye arttırmak, yatırımları, tüketimi canlandırmak için böyle bir politika izledi. Fakat sonrasında 2013 yılında artık bu genişlemeci para politikasından yavaş yavaş çıkacağı yönünde ipuçlarını vermeye başladı ve ABD doları küresel çapta önemli değer kazanımları kaydetmeye aslında 2013 yılında başlamıştı. Dönemin FED Başkanı ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke e, tahvil alım programını yavaşlatmaya başlayacakları yönünde bir ipucu vermişti. Bunun sonrasında hatta e, Türk lirasında da önemli yukarı yönlü hareketler izledik. Kur ikilere kadar yaklaşmaya başlamıştı ilgili dönemde ve ABD Merkez Bankası'nın artık para politikasını bu çok genişlemeci duruştan yavaş yavaş sıkılaştırmaya başlayan bir dönem, normalleştirmeye başlayan aslında bir strateji uygulamaya başlaması doların bahsettiğimiz gibi küresel çapta değer kazandığı bir dönemin başlamasına yol açmıştı. Amerika Merkez Bankası yani Fed, İngiltere Merkez Bankası Bank of England Sterlin için tabii ki çok önemli. Avrupa Merkez Bankası, European Central Bank ve Japonya Merkez Bankası gibi gelişmiş çok önemli merkez bankalarının politika faiz oranlarını ayarlarken dikkate aldıkları para politikasını ayarlarken dikkate aldıkları enflasyon oranı hedefi %2. Hepsinin şu anda resmi olarak açıkladıkları beyanat aslında bu. Ve bunu sağlamak için para politikalarını genişletiyorlar ya da sıkılaştırıyorlar. Örneğin biraz önceki konumuzda da söz ettiğimiz gibi Amerika Merkez Bankası enflasyon oranını %2'lere çıkarmak için çok genişlemeci bir para politikası uyguladığı bir dönem yaşamıştı 2008 sonrasında. Fakat daha sonra bunu aslında faiz oranını ayarlayarak yapmaya çalıştı. Sonrasında tahvil alım programları da uyguladı. Ama enflasyon hedefinin üzerindeyken ya da altındayken bir merkez bankasının para politikası kararlarını e, verirken genişlemeci ya da sıkılaştırıcı para politikaları uygula uyg nasıl uygulayacağını biz enflasyon oranından ipuçları alabilerek tahmin edebiliriz. Ve bu da para biriminin değeri adına bize çok önemli biraz önce de çerçevesini belirlediğimiz gibi ipuçları verebilir. Merkez bankalarından yeni yılda ne bekleniyor? FED, ABD Merkez Bankası en çok konuşulan dünyanın en büyük ekonomisinin para politikasını yöneten Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'la birlikte 2017 yılı içerisinde 3 kez politika faiz oranını arttırma yönünde bir beklenti içerisinde. Tabi bu 3'ten daha fazla olursa ya da olacağı yönünde ipuçları, yeni ipuçları gelirse dolarda daha da değer kazanımları görmek şaşırtıcı olmaz. Ama ABD ekonomisi Fed'in düşündüğü kadar hızlı çalışmazsa, ilerlemezse e, yıl içerisinde Fed tahmin edildiği kadar hızlı bir e, faiz arttırım temposu 2017 yılı içerisinde izleyemeyebilir. Bu gibi bu gibi bir durumdaysa dolarda değer kayıpları önümüzdeki yıl gerçekleşebilir. Ekonomik büyümenin temposu burada son derece önemli. Özellikle altını çizmemiz gereken nokta ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta Beyaz Sarayı devralacak. Eski başkan olacak o zaman için Barack Obama'dan ve harcamaları arttırıcı, kamu harcamalarını arttırıcı, altyapı harcamalarını arttırıcı, vergi oranlarını düşürücü bir genişlemeci maliye politikası uygulama yönünde vaatlerde bulunmuştu. Eğer böyle bir unsur karşımıza çıkarsa ve Donald Trump gerçekten harcamaları arttırıcı, yani enflasyonun daha hızlı bir şekilde yükselmesine yol açabilecek politikalar güderse Fed daha da hızlı bir faiz arttırım temposu yani 3 kez faiz arttırım kararı değil belki çok daha fazla faiz arttırım kararları almak zorunda kalabilir. Şu anda %0.75 seviyesinde politika faiz oranı bunu 3 kez eğer olursa %1.5'a 2017 yıl sonunda getirmeyi düşünüyor son yayınlanan para politikası kararlarını incelediğimizde. Fakat bahsettiğimiz gibi eğer daha hızlı enflasyon oranı Trump'ın politikalarıyla birlikte gerçekleşirse FED daha hızlı bir faiz arttırım dönemi içerisine girebilir. Bu da doların küresel çapta yeniden değer kazanmasına yol açabilir. O yüzden özellikle enflasyon oranı ABD cephesinde çok daha yakından izlenecek diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası düşük enflasyondan muzdarip Euro bölgesinde ekonomik aktiviteler bir türlü istediği seviyeye gelmiyor ama son ipuçları daha hızlı büyümeye işaret ediyor diyebiliriz. %0.6 olan enflasyon oranını yükseltme yönünde adımlar atıyor ve politika faiz oranı şu anda %0. Daha da düşüyor şu anda e, Avrupa Merkez Bankası için konuşursak uygulanmadı bu zamana kadar. Ama... Son yayınladığı ekonomik bülteninde Avrupa Merkez Bankası bugün şunun altını çizdi: 2017 yılı içerisinde yıl başında enflasyon oranı %0.6'dan %1'in üzerine kadar çıkabilir ve 2013 yılı sonlarından itibaren ilk kez görülen yüksek seviyelere çıkabilir. Avrupa Merkez Bankası şu anda %0 politika faiz oranı uyguluyor. Yani çok düşük ekonomiyi canlandırma adına piyasaya bedava neredeyse para dağıtıyor diyebiliriz. Bunun yanında da varlık alım programı uyguluyor. E, aylık 60 milyar euro tutarında bir para politikası, genişlemeci para politikası uyguluyor. Piyasaya bu politikayla da fon akıtıyor. Ekonominin canlanması, tüketimin, yatırımların artması için. Önümüzdeki dönemde Euro bölgesi enflasyonunun ne şekilde değişeceği özellikle ECB'nin para politikası adımları adına büyük bir önem taşıyor. Son açıklamalarına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası mevcut parasal genişleme yani varlık alım programını 2017 sonuna kadar sürdüreceğine, sürdürmeyi planladığını ifade etmişti. Fakat e, enflasyon hızlı yükselirse para politikasını muslukları birazcık daha kısma yönünde adımlar Atmayı tercih edebilir Avrupa Merkez Bankası. Eğer böyle bir durum olursa tabi Euro'da değer kazanımları yıl içerisinde bizi bekliyor olabilir. Ama tersi durumda tabi ki özellikle karar verici e, mekanizma olan Avrupa Merkez Bankası enflasyonu çok yakından izleyecek diyebiliriz bu paralelde. Gelelim İngiltere Merkez Bankası'na. Sterlinin tabi 2016'da çok yoğun bir gündem geçirdi. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı yönünde yılın başında beklentiler varken bu beklentiler e, tersine döndü. Çünkü 23 Haziran'daki referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıktı. Ve bu sterlinin çok net bir şekilde değer kaybetmesine yol açtı. E, düşük değerli sterlin satın alma gücünü de düz azalttığı için enflasyona yol açtı aslında İngiltere'de ve yüzde %1.2'ye kadar çıktı ki bir önceki yıl e, eksi tarafa bile düş, düşmüşdü enflasyon oranı İngiltere'de ama bahsettiğimiz nedenlerle yüzde %1.2'ye kadar bir e, tempo izledi enflasyon oranı. A, e, İngiltere Merkez Bankası da para politikasını hani, İngil Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinde İngiltere ekonomisinin kötü etkilenebileceği yönündeki tahmini nedeniyle para politikasını genişletmişti. Hatta 0 Ağustos ayında %0.50 olan politika faiz oranını %0.25'e indirme kararı aldı. Fakat bu duruşunu son toplantısında değiştirdi sondan bir önceki toplantısına Kasım ayındaki toplantısında ve bir sonraki faiz indirimi ne zaman gelir diye merak ederken piyasalar İngiltere Merkez Bankası'ndan İngiltere Merkez Bankası şöyle bir şey söyledi. Para faiz oranını indirme yönündeki duruş ifadesini kaldırdı açıklamasından nötr olduğunu ifade etti. Yani para politikası gelecek rakamlara, ekonomik göstergelere göre sıkılaştırılabilir, daraltıla e genişletilebilir. Yani faiz oranını arttırabiliriz de düşürebiliriz de gelecek rakamlara göre şeklinde bir ifade kullandılar. Bunun da önceden öngörebilmek için sterlinin değerine bunun etkilerini tahmin edebilmek için enflasyon oranı yine önümüzdeki yıl 2017'de İngiltere Merkez Bankası'nın atacağı para politikası adımları ve sterlinin bu paralelde değerini öngörebilme adına çok yakından takip edilecek diyebiliriz. Japonya Merkez Bankası'ndan da söz edelim. Yen, uluslararası piyasalarda çok fazla konuşulan bir para birimi e, oldu son dönemde. Daha tabii ki zaten öyleydi ama görece bunun arttığını gördük. Japonya resesyondan kaçınmaya çalışıyor. Japonya Merkez Bankası çok genişlemeci, çok gevşek bir para politikası uyguluyor. Politika faiz oranı eksi 0.10'da. E, diğer taraftan, yine tahvil alımları da yapıyor piyasadan. bu eşiği kaldırdı ama 80 trilyon yen tutarında civarında piyasadan tahvil satın alarak bu meblağı piyasaya aktarmaya, akıtmaya devam ediyor. Fakat orada yapısal sorunlar da var Japon ekonomisinden kaynaklanan. Yaşlı nüfus fazla. E insanlar para harcamaktan çekinen bir durum içerisinde, daha çok tasarruf eğilimi içerisindeler. O yüzden ee, harcamalara yöneltip halkı e, para harcatmaya aslında çalışan bir politika güderken Japonya Merkez Bankası çok genişlemeci, çok e, piyasaya para pompalayan bir para politikası uygulamayı sürdürüyor. Bu kadar gelişmiş ülkeden bahsettik. Bir de bizden söz edelim. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon ve büyüme arasında dengeyi nasıl kuracağı çok büyük bir soru işareti. Büyüme takip edenler olmuştur. Yılın 3. E, çeyreğinde eksi 1.8 olarak gerçekleşti. Daraldı yani e, Türkiye ekonomisi. Tabii bunun çok farklı nedenleri var. Sadece ekonomik faktörlerden kaynaklandığını hatta e, büyük oranda farklı nedenlerden kaynaklandığını herkes biliyor. Ama enflasyon %7 seviyesindeyken e, yükselebileceği yönünde kaygılar taşıdığını Merkez Bankası'nın da görüyoruz. Enflasyonu baskı altına almakla büyümeyi sağlayabilmek arasındaki terazideki bu dengeyi nasıl sağlayacak? Eğer enflasyonu baskı altına almak için daha sıkılaştırıcı faiz oranlarını arttırıcı bir para politikası uygularsa bu büyümeyi daha da e, sıkıştırabilir, daraltabilir, baskı altına alabilir. Ama büyümeyi de desteklemeye çalışırken daha gevşek bir para politikası uygulamayı tercih ederse bu daha yüksek enflasyon oranlarının oluşmasına yol açabilir. O yüzden tercihler konusunda merkez bankasının önümüzdeki dönemde zorlu bir sürecin beklediğini ifade edebiliriz. Bunları kısaca özetleyelim. Gelişmiş ülkelerden bahsediyor, bahsediyoruz. Amerika'da enflasyon oranının son olarak 1.7 olarak açıklandığını belirtmiştik. Japonya'da Japonya Merkez Bankası'nın takip ettiği çekirdek enflasyon yani gıda taze gıda e, fiyatları hariç tutularak hesaplanan enflasyon oranı eksi -0.4'te ki Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %2 yani oldukça uzak. O yüzden e, genişlemeci hatta şu anda en genişlemeci para politikalarından bir tanesini uyguluyor diyebiliriz. İngiltere, e, Euro bölgesi için konuşursak %0.6 hala düşük %0.2 %2 hedefinden uzak ama Şurada oluşan bir eğilim var. Enflasyon oranında bir artış var. Daha hızlı adımlarla fiyatlar artıyor. Bu sevindirici olabilir Avrupa Merkez Bankası için ama bu artış eğilimi hızlanırsa Avrupa Merkez Bankası uyguladığı genişlemeci para politikasını sıkılaştırma yönünde adımlar atmak zorunda kalabilir. Yani tapering denen o muslukları kısma piyasaya akıtılan para miktarını azaltma, faiz oranını arttırma ya da tahvil alım miktarını azaltma gibi politikalar izlemek zorunda kalabilir. O yüzden enflasyonun tonu euronun değeri açısından oldukça önemli olacak önümüzdeki dönemde. İngiltere cephesine baktığımızda söz ettiğimiz gibi 1.2 olarak gerçekleşmişti en son enflasyonun. Orada da yukarı yönlü bir eğilim var histogramları incelediğimizde. Bu eğilim hızlanırsa ki düşük Sterlin değer kaybetmiş olan Sterlin bunu tetikleyebilecek unsurlardan bir tanesi İngiltere Merkez Bankası buna hazırlık yapmak için aslında genişleyebiliriz yönündeki daha fazla faiz indirebiliriz yönündeki ifadelerinden vazgeçerek piyasalara bir mesaj verdi, Nötr hale getirdi yani genişleyebiliriz de sıkılaşabiliriz de şeklinde bir mesaj verdi. O yüzden Sterlin'in değeri açısından da bu önemli olacak ee, gelecek aylarda diyebiliriz enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın kararları e, açısından. Tüm Merkez Bankaları %2'yi hedeflerken genel tabloya baktığımızda şu anda ABD cephesinde buna daha görece yakın olunduğunu söyleyebiliriz. Onlar da zaten faiz arttırım temposuna başlamışlardı. 2015 Aralık ayında faiz arttırmıştı. FED, ABD Merkez Bankası, 2016'nın Aralık ayında da bir yıl aradan sonra yeni bir faiz arttırım kararı daha aldı. Peki, buradan yani enflasyon oranlarından geçelim faiz oranlarına. FED'in %0.25'te e, bahsettiğimiz gibi bir yıl içerisinde iki kez faiz arttırım kararı aldı. Japonya Merkez Bankası eksi 0.10 politika faiz oranı. Avrupa Merkez Bankası'nın 0. İngiltere Merkez Bankası'nın 0.25. Ve bunun bunların yönünü, bu faiz oranlarının, politika faiz oranlarının yönünü enflasyon e, ciddi derecede etkileyebilir önümüzdeki dönemde. Fed'in diyelim ki faiz arttırması 2017 yılı içerisinde 3 kez faiz arttırması bekleniyor ama daha hızlı bir enflasyon, daha hızlı bir faiz arttırım sürecinin izleneceği yönündeki beklentileri tetikleyebilir, doların değer kazanmasına yol açabilir. Bu denklem diğer merkez bankaları ve diğer ekonomilerdeki enflasyon oranlarıyla da birlikte çalışacak gibi gözüküyor. Biraz önce de zaten konuyu oldukça detaylandırmaya çalıştık. Altını çizmek istediğim bir unsur daha var. Petro fiyatları ve ayrıca 2016'da başkanlık seçimi ABD tarafında gerçekleşti hatırlarsanız. Önümüzdeki dönemde piyasada Trump ve petrol etkisi öne çıkacak bir faktör olabilir. Bu da enflasyon beklentilerini şekillendirebilir piyasanın, ekonomik aktörlerin. Ki bu da faiz arttırım, faiz indirim yönündeki Merkez Bankası'nın bankalarından gelecek adımları etkileyebilir. Neden önemli? Şimdi enflasyondan söz ettik bütün eğitim boyunca. Evet. Takip edenler muhakkak yine olmuştur. OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü petrol arzını dizginlemek için bir anlaşma yaptı 30 Kasım'da. Hatta 10 Aralık'ta da OPEC üyesi olmayan petrol üreticileriyle de uzlaştılar. Ve petrol arzını dizginleyerek belirli ölçülerde petrol fiyatlarını yükseltmeyi amaçlayan bir program ortaya koydular. Bu petrol fiyatlarının 2014'ün ortalarından itibaren çok sert kaydettiği düşüşler e, rahatsız etti petrol üreticisi ülkeleri. Çünkü eğer sizin sattığınız ürünün fiyatının düştü. Düştüğünü görüyorsanız bu sizin için çok iyi bir şey değildir. Ve birçok petrol geliri olan ülke e, bundan rahatsız oldu. Ve bir anlaşma yaptılar petro fiyatlarını yükseltmek için. Peki petro fiyatları zaten anlaşma yaptıklarını duyurduktan sonra yükselmişti ama bunu uygulamaya geçirecekler 2017'nin Ocak ayıyla birlikte. Eğer petro fiyatları yükselmeye devam ederse bu aynı zamanda enflasyonun bir kalemi tabii ki enerji fiyatları. E, e, küresel çapta da enflasyonda bir yükseliş iz, izlenmesine yol açabilir petrol fiyatlarının yükselmesi. İkinci etki Trump etkisi. Trump eğer başkan e, olduğunda e, harcamaları arttırıcı bir politika izleyebileceğini söylemişti. Bu e, enflasyon beklentilerinin yükselmesine neden olabilir. Yani ABD'de daha, daha fazla harcama daha fazla para ortaya koyan yatırımların artmasına yol açabilecek bir politika vergi oranlarının indirilmesi ekonominin ABD'de daha sıcak olmasına yol açabilir. Bu da enflasyonun ABD'de yükselmesine ki bu paralelde dünyanın geri kalanında da petrolde olduğu gibi fiyatların artmasına yol açabilir. Bu iki etki önemli. Bunun altını şu şekilde doldurabiliriz özellikle petrol fiyatları için. Ekranda Mavi çizgiyle gördüğümüz grafik petrol WTI fiyatı. Yani West Texas Intermediate, Batı Texas tipi ham petrol ABD'de. Sol skala da gösteriliyor ABD petrol fiyatları mavi çizgi. Kırmızı çizgi ise ABD'de tahvil yatırımcıların enflasyon beklentilerini anlayabilmek için kullanılan ve tahvil faizlerindeki e, enflasyonun dikkate alınmadığı tahvil faizleriyle enflasyonu içeren tahvil faizlerini karşılaştırarak 5 yıllık bir e, dönem için uygulanan aslında piyasanın enflasyon beklentisini ortaya koyan başa baş enflasyon oranı. Yani kırmızı grafik bize ABD'deki yatırımcıların enflasyon oranına ilişkin önümüzdeki Enflasyon oranına ilişkin beklentilerini yansıtıyor diyebiliriz. İki grafik arasındaki uyumu herkes e, öyle sanıyorum ki fark etmiştir. Yani petrol fiyatlarındaki değişimlerle e, piyasanın enflasyon beklentileri tutarlı bir ilişki içerisinde. Daha yüksek petrol fiyatları daha yüksek enflasyon e, izleneceği şeklinde yorumlanabiliyor. Son olarak baktığımızda Şuradaki ayrımı görürsek eğer bu eğilim biraz bozuldu. Ee, i̇kisi iki grafik arasında bir ayrışma var. Fakat burada petro fiyatının dışında e, enflasyon beklentilerinin yükselmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesinin Trump'ın başkan seçilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada petro fiyatlarından bir miktar ayrıştı ama bu e, uzun vadedeki uyumu görmemizi bunun farkında olmamızı engellemiyor. O yüzden petrol ve trump etkisi önümüzdeki dönemde ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde enflasyon oranlarını etkileyebileceği, bu paralelde merkez bankalarının para politikası yönlerini, kararlarını etkileyebileceği için bunun da etkisi olarak dolayısıyla para birimlerinin değerini belirleyebileceği için son derece önemli bir denklem. Önümüzdeki yıl bu denklem çalışırsa çalışmaya devam edecek gibi gözüküyor. Fiyatların yönünü için, yönünü öngörebilmemiz için çok dikkatle takip edeceğimiz bir unsur. Biz bugün enflasyon oranını masaya yatırdık çünkü kritik bir gösterge olacağını söyleyebiliriz. Her zaman öyleydi ama önümüzdeki dönemde birazcık daha piyasanın dikkat etmesi gereken bir makroekonomik gösterge olacak gibi gözüküyor. Benim anlatmak istediklerim konumuzla ilgili bunlardı. Question bölümünden sorular geldi ve ben bunları eğitim içerisinde cevaplamaya çalıştım. Ee, şimdi soru cevap kısmı için bir süre ayıracağım. Sizden question bölümünden eğer soru gelirse, gelmeye devam ederse cevaplayacağım soruları. Question bölümünü kullanabilirsiniz bunun için. Ee, ama konumuzun dışında da yine bahsettiğimiz gibi sorularınız varsa, bize iletmek istedikleriniz varsa webinar.gcmforex.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz, sorularınızı iletebilirsiniz. Olabildiğince çabuk ve olabildiğince fazla soruya biz cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi question bölümünü incelemek için gelen sorular, atladığım sorular var mı ya da yeni gelen soru var mı? Bunları incelemek için birkaç saniye sizden rica ediyorum. Daha sonra eğitimimize soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Evet tekrar edilmesinin faydalı olacağını düşündüğü bir nokta var bir katılımcımızın. Orayı tekrar ifade edelim. Ee, şimdi diyelim ki Avrupa Euro bölgesinde enflasyon oranı %0.6'lara doğru yükselen bir eğilim içerisindeydi. Ama önümüzdeki dönemde enflasyonun yeniden düşüşe başladı. %0.5, 3, 2, 0'a kadar gitti. Bu gibi bir durumda Avrupa Merkez Bankası'nın piyasalar genişlemeci para politikasını uygulamaya devam edeceği yönünde bir beklenti içerisinde olabilir. Bu beklenti ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya para saçmaya devam edeceği, 2017'nin ötesine de genişlemeci para politikası uygulamalarının evet, sarkabileceği yönünde bir beklenti tetikleyebilir. Bu Euro'da baskı yapan bir unsur olabilir ve Euro değer kaybeden bir eğilim içerisinde olabilir bu denklem bu şekilde çalıştığı sürece. Ama diyelim ki enflasyon oranı 2017 yılı içerisinde bir atak yaptı. Yılın ilk yarısına bile gelmeden belki yüzde ikilere ulaştık. İşte Avrupa Merkez Bankası'nın artık genişlemeci para politikasına yavaş yavaş kısmaya başlayabileceği yönündeki beklentileri bu enflasyondaki eğilim tetikleyebilir. Bu gibi bir durumdaysa ECB'nin bir sonraki adımının artık teprint yani e, genişlemeci para politikasından çıkmaya başlama yönünde olacağını piyasalar fiyatlayabilir. Bu ise Euro'nun diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açan bir e, dinamik olarak çalışabilir. Piyasalar her zaman beklentiyi fiyatlar önceden görmek ister bunu unutmayalım. Yani biz şu anda enflasyon oranlarını ortaya koyup konuşurken gerçekleşmiş e, datalar üzerinden konuştuk. Gerçekleşebileceğine yönelik eğer beklentiler oluşursa yani enflasyonun düşüş ya da yükseliş yönünde bu bahsettiğimiz merkez bankaları ve ekonomiler tarafında. İşte o zaman piyasalar yeni bir şeyi fiyatlamaya başlarken e, yeni trendler oluşmaya başlayabilir paritelerde MTF fiyatlarında. O zaman daha doğru yerlerden pozisyon almanızı sağlayabilecek, piyasayı daha önceden daha doğru okumanızı sağlamış olabilecek, işte bu ilişkileri kavrayabilirsiniz. Ben daha çok temel tarafta. Temel analiz ve ekonominin iktisadi tarafının işleyişi konusunda bugün e, izahlarda bulunmaya çalıştım ki konu başlığımızda zaten o şekildeydi. E, bu cephede eğer piyasayı doğru anlarsak e, çok karışık gibi gelen aslında o çok basit e, ilişkileri doğru kavrayabilir. Ve bunların fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini e, öğrenirsek daha kolay öngörülerde bulunabiliriz. Yani e, dolar-türk lirası paritesi örneğin 1.95'lerdeyken iki seviyesi çok ütopik gibi, e, gibi geliyordu tüm piyasaya. Ama e, bakın e, iki yıl sonra üç buçuk seviyelerini gördük. E, burada aslında dinamikler küresel çapta bunun olabileceğine işaret ediyordu tabii ki farklı dinamikler de çalıştı bu süreç içerisinde. Ama örneğin euro dolar paritesinin bir e, 0.5'lerin altına kadar gerileyebileceği yönündeki ipuçları da merkez bankalarının Avrupa ve ABD Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikalarının aksi yönlerde ayrışmaya başladığına yönelik ipuçları gelmeye başladığında zaten e, izleniyordu ve e, bunun ipuçları geliyordu yani FED ne zaman sıkılaşacak ne zaman faiz arttırır ECB ne zaman faiz indirir ya da tahvil alım programını ne zaman arttırır gibi Örnek veriyorum tabi Bu gibi sorular sorulmaya başlanırken bunların cevabını merak ederken piyasalar Hani dönem dönem Eurodolar paritesinde yükselişler izlenebilirdi ama e, Ana trendin ne şekilde o gerçekleşeceği çok da e, Çok bilinmeyen bir denklem değildi aslında Bundan sonraki süreçte de işte önümüzü görebilmek için Trump etkisinden petrol fiyatlarından bahsettik enflasyon oranından bahsettik ne olduğundan bahsettik. Bu da ortaya koyduğumuz eğitim içerisindeki faktörlerle birlikte öngörüler yapılmasını sağlayabilir. ama her öngörü güncellenmeye muhtaçtır. Yani şu anda bunları konuşuyoruz fakat 1 2 ay sonra farklı dinamikler gerçekleşebilir. Bunlarla tekrar yeniden değerlendirmeler yapmak gerekebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani motomot sadece bir stratejiye bağlı kalıp bir öngörüye bağlı kalıp devam ettirmek onu inatla çok doğru olmaz. Evet, olabildiğince çok soruya da cevap vermeye çalıştık eğitimimiz içerisinde. Gcmforex.com web sitemizden. Webinar takvimimizi inceleyebilirsiniz ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz webinar eğitimlerine de kayıt yapıp e, katılabilirsiniz ücretsiz bir şekilde yine. E, umarım herkes için faydalı bir çalışma olmuştur bugünkü eğitimimiz. Bir sonraki webinar eğitimimizde yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve eğitimimizi burada tamamlıyorum. thank you